Dördüncü boyuttan hayırlı akşamlar. Bu hafta dördüncü boyutta birkaç aydır rahatsızlığı sebebiyle programımıza katılamayan Doktor Lütfü Şehsuvaroğlu'yla, yazar şair Lütfü Şehsuvaroğlu'yla yeniden bir arada ve gündem dışı bir şey konuşmaya çalışacağız. Gündem dışı mevzuları ele almaya çalışacağız. Sayın Şehsuvaroğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmiş olsun evvel emirde. Cenab-ı Hak size ve bütün şu anda hasta, muzdarip, rahatsız, Cenab-ı Hak'tan şifa dileyen herkese mağfiret Amin. Etsin. Siz biraz meşakkatli bir hastalık dönemi geçirdiniz. Bir hayli uzun sürdü hem istirahatınız hem bu şey. Böyle biraz da sosyal medya hesaplarınızdan ölüm temalı biraz hafif vedamsı şeyler de ya da ben böyle anladım diyeyim en azından. Neydi yani Azrail ile bir selamlaşma falan mı oldu? Nasıl bir şey oldu? Yani evet teşekkür ederim. Sağlığın önemini tıpkı hürriyetler gibi elimizden alınınca ya da kaybedince idrak ediyoruz. Ben de sağlığı düşünmeden birçok hastalık bünyede mevcutken koşturup duruyorduk. Orada konferans, burada efendim kitap, çalışma vesaire. Hepsi bir araya gelince yatağa düşürdü. Ama sizin galiba 12 Eylül 1980'deki o cezaevi maceranızdan, Mamak'tan kronik bir takım rahatsızlıklar tevarüz ettiniz herhal. Evet. Yani ciddi bir sağlık şeyiniz o dönemde ama yani o başlamıştı. Evet. Allah'a şükür şimdi huzurunuzdayım. Artık bir de şöyle bir şey. Bartın'da konferans verdim. Sultan Kaliye değil de İsmail Gaspralı. Dilde Fikirde İşte Birlik diyen o meşhur Tercüman Gazetesi'ni çıkaran Büyük Türk mütefekkiri İsmail Gaspar ile ilgili sempozyumda konuşma yaptım. O günlerde de bir alternatif tıp deniyordum. Sadece su içiyordum bir ay boyunca. Yemek yemeden? Hiç. Sadece bir zeytin ve su. Ama o da trombositleri düşürüyormuş. Yani sağlıklı insan için iyi bir şey de bizim için biraz doktorların kızdığı bir şey oldu. Ondan sonra dün neredeydik şimdi neredeyiz diye bir tweet atınca yataktaki konferanstaki resim fazla ciddi aldılar. Ama yazdığım şiirler serum takılınca işte yatakta filan yazdığım şiirler daha çok Türkiye'nin hali pürmelali, ümmetimizin milletimizin hali pürmelalidir. Yani ölümden pek uzak duran, ölümü düşünmeyen, hani diyor ya üstad tutup çeksem eteğinden haberin var mı öleceğinden? Ben bir ara Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydım Ankara'nın, malum. Evet, o zamanlar Melih Gökçek Bey fıskiyelerden sorumlu daire başkanı yapacaktınız. O fıskiye konusunda çok yetenekli olduğu için. Her, Murat Karayalçın'ı bir şeyden sorumlu başkan. Herkese yeteneğine göre bir olacak, şey verdiniz. Şehirlerin ortasına yapmak gerektiğini söylemiştim, mezarların. Ve eğer mezarlar, ölüm, insanı her zaman hatırına gelen bir muhasebe imkanı verirse, insanların vicdanlarıyla, cüzdanları, beyinleriyle, kalpleri, vücutlarıyla, ruhları dikotomi yaşamaz. Huzur içinde ondan bekleneni gerçekleştirir. Ben burada istersen sizin konuşmanın başında sözünüzü kesmemek için müdahale etmedim. Konu dağılacağı için bir şey söyleyeyim. Siz o zeytin ve su içmek üzerine bir beslenme modeli denediğinizi söylemiştiniz. Şimdi açıklamaya gerek yok. Hayır, şunu söylemeye çalışıyorum. Bizim ulu önderimiz, Peygamberimiz Efendimiz yaparmış bunu. Mütemadiyen aç biri, yani hiç doymayan, yani böyle tıka basa yememiş, kendini açlıkla
mütemadiyen imtihan eden bu metodu da uygulamıştı. Hurma mesela işte bir hurma onun için bir öğün yerine geçebiliyor. Yahut arpa ekmeğini buğday ekmeğiyle beraber birbirine katık yaparak yemek gibi bir şey var. Zaten öğle yemeği modeli de bu bizim toplumumuzda Emeviler'de ortaya çıkıyor. Yoksa sadece iki öğün üzerine kurulu bir yemek. Ama şey, bunu açalım istersen. Yani o, abdest alıp huzura duruyoruz. İçimizde binlerce pislik. 10 günde çıkmıyor bu. Hiçbir şey yemesen bile. Yani burada mukayese edersen aslında iç ve dış kötü temizlik, bir beslenme alışkanlığı evet, da var bu yüzyılın insanı değil mi? İç ve dış temizlenme bakımından su zaten rahmettir. Suyun tedavisi yani biliyorsun kalorifer hortumlarında işte borularında bile değil mi? Su borularında yıllar geçtiğince orada bir aşınma, bir paslanma, bir tıkanma meydana geliyor. Onların ılık suyla temizlenmesi lazım. Diyelim geçelim. Yani su rahmettir, su berekettir, su vicdanı açar, insanı kadim olana götürür. Ya yani burada aslında rücu eder. Şuna da aslında bir beslenmek anlamında şey yapılabilir. Şimdi Amerika'da iki kişiden biri obeziteyle evet, mücadele ederken Afrika'da açlıktan insanlar ölüyor. Ölüyor. Bir günde bir dolar, ben bir Tarım Bakanlığı'na ve FAO'ya gıda günüyle ilgili bir rapor hazırlamıştım görevde olduğum zaman. Açlıkla mücadele için ayrılan para, silahlanma için ayrılan paranın milyonda biri. İnsanlık vicdanını törpülemeye çalışıyor. Batı özellikle. Biz de Batı'dan farklı değiliz artık da. Yani bir insan o aç ülkelerde bir dolara doyabiliyor. Bir dolara. Bu bir mermi parası bile değil. Değil. Yani. Dolayısıyla silahlanmaya ayrılan payın milyonda biri açlıkla mücadeleye ayrılsa yeryüzünde aç insan kalmaz. Bu galiba çok sistematik bir bilinçli bir durum Batı ve kapitalizm açısından. Çünkü Afrika kıtasının gayri safi milli hasılası 5 Amerikalı zenginin servetinden daha fazla etmiyor. Yani orada altınlar var. Hele önümüzdeki 100 yıl. Madem açtım buraya girelim. Afrika dedim. TİKA, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konularda görevlendirilmiş kuruluşu, Afrika'ya yönelik projeleri olan bir kuruluş. Daha da olması lazım, yeterli değil. Afrika, bütün uluslararası güçlerin 21. asırdaki hedef coğrafyası. Bu Nijerya'daki iki haftada bir, 10 günde bir camilerin bombalanarak 100-120 insan yani ölmesini bununla mı yönetim değişikliği, yardım böyle mi düşüneceğiz? Bütün bunlar. Yani? Sudan'ın ikiye bölünmesi, belki Papa ziyaretleri, böyle mi düşüneceğiz ziyaretleri? Yani? Şöyle düşünüyorum ben. Her düşüncede bir kuşku olur tabii yani ama biz kendi perspektifimizden ve tarihten aldığımız ilhamla bu bizim emanet olan coğrafyalarda hala bazı Afrika ülkelerinde Abdülhamit Padişah diye, halife diye anılır. İşte Somali malum çevik bir gitti biliyorsunuz. Birleşmiş Milletler NATO gücü iken orada da yazmıştım ta o zaman. Çevik bir henüz orada bir görevli askerken gidelim. Yıldızının parlatıldığı parlatıldığı zaman gidelim ama git dedikleri zaman da oradan gitmeyelim. Yani NATO ile Batı ile ittifak yaparak gidelim Somali'ye. Türk askeri gücü o Osmanlı'ya muhabbet duyan o Afrikalılarla buluşsun. Fakat aynı Bosna'da da bunu demiştim, Afganistan'da da dedim. Ayrılma noktasında o süper güçlerin payandası, silah şoru, hizmetkarı olarak ayrılmıyor. Lejyoneri olarak o ayrılmıyor. Oradaki kültürel kodlarımızla, yani asker gitti, imamımız da gitsin, bir takım rehberler gitsin, kültür adamları gitsin, orada konuşlansınlar. Böyle yaklaşmak icap ederdi. Yani Abdülhamit, halife olduğunu İngilizlerin
baskısıyla öğrendi aslında. Kendisi de yani öğrendi derken halife olduğunu şüphesiz biliyor ama halifenin bir önemi yok. Önemi yok halifenin. Ama şu görüşteydi de halife olmasına rağmen. Bugün kime versen halifeliği fesli şarlatan gibi hemen kaparlar. Ama halife olmasına rağmen halifeliğin bir şura tarafından yürütülmesi gerektiğini söyleyen adam Abdülhamid. Çünkü artık bu dünyada böyle o düşünülmesi lazım. Çoğulcu ve şura anlayışıyla. Nitekim böyle de olmuştur. Hilafet de işte Büyük Millet Meclisi'nin uhdesindedir vesaire. Şimdi ama bu gerçek bir şura da olmadı maalesef. Bu elimizdeki gücü, konsepti başkasına yar etmemek. Evet, yar etmemek. Yani evet, toprak attı yaptık. Belki bir şura olsaydı, Türkiye bunun önderliğini yapsaydı, işte İslam Konferansı var, diğerleri var vesaire, bugünkü bu selefilik, vahabilik, bugünkü bu yumuşaklık, sertlik, bugünkü İslam dünyasındaki zelil Peygamber durum. Efendimizin müjdesinden mazhar olamayan bu zilletten kurtulabilirdik. Bütün cumalarda mutlaka İmam Efendi, mutlaka vaizler dönüp Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanın emin olduğu insan diyor değil mi? Evet. Bugün yeryüzünde, Türkiye ve bütün dünyada Müslüman, Müslümanın elinden ve dilinden emin olmadığı kimsedir. Evet. Bu demek ki meseleyi bir takım işte kanallarda çıkıyorlar böyle çok huzurlu, rahat, iktidar salatası dilleriyle, kalpleriyle konuşmayan, beyinleriyle konuşmayan, akletmeyen, ahde vefası olmayan, haddi aşan bir sürü zerzevat. Efendim selefilik işte bu bizim tarihi değerlerimize vurarak İslam düşüncesini perişan ediyorlar. Efendim bu işleri yapanlar Amerika, bunların arkasında yok İsrail. Bu ne kadar kolay yorumlamalar. Bunlar ne kadar kolay yorumlamalar. Benim sosyalist jargonla konuşursak egzantrik çözümlemeler. Evet bunlar. Yani şimdi suçu başkasına atmak. Suçu başkasına atarak nereye varabilirsiniz? Yani senin hiç suçun yok mu? Hiç oturup başını iki elinin arasına alıp bu hal neyin nesidir diye üstadım dediği gibi sordum. Biz istemesek zillete düşmezdik diyor Namık Kemal. Biz evet. istemesek zillete düşmezdik. Osmanlı'nın çözülüşü. Bu son asırda çıkmış bir şey değil. Böyle bazen de Osmanlı perestler var. Tarih okumadan, bilmeden. Bütün pisliklerin her türlü ulvi Nizam-ı alem, ilahi kelimetullah hüküsüyle derviş gazilerin, alperenlerin o nefes verdiği Osmanlı iklimi ne yazık ki Gürcü Mehmet Paşaların da, Kara Davutların da yani rüşvete bulaşmış sadrazamların da bir sürü cinayet şebekesinin de bir sürü tezgah, bir sürü yabancıyla iş tutanında ve bozulmuş Yeniçeri'nin de, Celal'in de işbirliğiyle batırdığı bir memleket. Batmak kaçınılmazdı. Yenilenmemişti. Kendini değiştiremedi. Çınar ağacı içten içe çürüdü. Dışarıdan bakıyorsun ihtişamlı bir azametli çınar. Azametli bir çınar. İçerisi çürümüş. Bu buna rağmen 200 yıl sürüyor evet, bu şey. Tabii İlber Hoca da, Halil Hoca da söyler. Ben de aynı görüşteyim. Mehmet Genç özellikle, Profesör Mehmet Genç. O fiskalist ekonomisini iyi tahlil eden çözülmesi, 300 yıl çözülmesi yükselişinden daha mübarektir. Evet. Kolay bir şey değil. O Tanzim Akpaşalar olsun, diğerler olsun hepsi. Ama feil mağluplara bu bitti. Şimdi buradan halife bunu öğrenerek, bak İngilizlerin çünkü kafileleri Hindistan'da, o zaman Hindistan, Pakistan bir arada ve Müslüman nüfusu daha etkin. Orada tarihçilerin bir tezi var.
Ayrılmaması daha iyi oldu. Pakistan'ın tabii bölünmesi dünyanın en büyük İslam devletinin evet kurulmaması için. Kurulmamasıdır. Doğrudur. Derler. Kesinlikle. Daha önce Türk devletiydi biliyorsunuz. Evet. Şimdi oradaki kafileleri İngilizleri, yani sömürgeci İngilizleri rahatsız eden Müslümanları kontrol etmek için İngiliz entelijansiyası sen halifesin, asayişi sağla dediler. O da buradan hareketle hem asayişi sağlıyormuş gibi yaparak hem de ta Japonya'ya kadar uzanan bir İslam tebliğ sanatını teşkilatı mahsusa efendim bu Ertuğrul gemisi bunun bu şeyi o bu çabanın ürünü. Yani o zor şartlarda bile bir emperyal ve bir dünya nizamı yeryüzünün hepsini kendisine sorumlu hissederek bir çaba var. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti Osmanlı'nın Fatih'in İstanbul'u fethettiğinden de daha güçlüdür. İnsanlarda bir aşağılık kompleksi var. Asla bu gözüme gelmiyorlar. Cümleyi bir daha. Kanuni'nin Viyana'daki Fatih'in İstanbul'un önündeki gücünden çok daha güçlü bir bugün. Bugün. Topu topu 200 bin ordusu vardı, besleyemiyordu bile. Düşünebiliyor musun? Hepsi aşkın felsefeye sahiptiler de. Bugün kaç bin ordum var? 600 bin. 750 bin olabilir. İstersen 2 milyon çıkarabilirsin. Bugün daha fazla alimin var, uleman var. Daha fazla zenginliğin var. Daha fazla şahsiyetimiz mi eksik? İnanç yok. Adanmışlık yok. O ülküyü kaybettik. Bir ülküsü vardı. Teoman Duralı, Profesör Teoman Duralı, bunu aynı zamanda İngiliz Yahudi medeniyetinin şifrelerini çözen kitabı da vardır. Yeryüzün hakimleri İngiliz Yahudi medeniyetidir. Bir de ona payanda olan İslamlar. Onun işini kolaylaştıranlar. O der ki, Türklerin en büyük meziyeti, yani bütün İslam tarihi içerisinde en şerefli Efendimizin Medine Devleti'nden sonra diyelim, yani Bedir'in aslanları ve Çanakkale gibi mukayese edersen, ona en yakın olan, Muhammedi olan Türk devleti, bir ülkü devletidir. Tarihte hiçbir kavim, hiçbir uluslarüstü sistem bile, kavim olması gerekmiyor. Mesela Attila, o büyük kumandan, bir ulusun, bazen böyle İslamcı kardeşler Türkçülükten çok nefret ettikleri için, Attila'nın bir Türkçü devlet olduğunu söylerler. Veya Cengiz'in. Sosyal medyada o, evet, tartıştınız evet bu son şimdi zamanlarda. Halbuki Atilla tek Avrupa Birliği'nin uluslararası sisteminin uluslararası sisteminin öncülüdür. Öncü modelidir. 72,5 kavmi, hatta sadece Orta Asya kavimlerini değil, Moğol ve Türk Hun kavimlerini değil, Batılı Gotları da yanına alarak yanlışta olan bir süper gücü, dinden çıkmış, tek tanrıya inanıyormuş gibi yaparak Roma'yı mı kastediyorum? Paganizme kapılan, evet. Roma'yı kastediyorum. Hı. Onu perişan etti. Cengiz de öyle. Yoldan çıkmışları yola getirdi. Bunların bazıları da İslamlardı. Hülagu boşuna mı yaktı Bağdat'ı? Ya, biz huzur içinde İslam çok gelişiyordu diyebilir misin? İskenderiye'yi yok edenlerden intikamdır bu. İskenderiye'de müthiş bir ilim merkezi vardı. Onu mahvettiler ve tarih böyle işte Tanrı'nın kılıçlarıyla Tanrı'nın eli kim? Tanrı'nın kılıcı kim? Elbette ki yeryüzünde bir aparat olacak bu. İşte bunlar böyle gerçekleştirdiler. Buradan şuna gelmek istiyorum. Bu uluslararası sistemi yanlış anlamı algılama anlayışımız var. İşte bizim dünyanın neresinde olursa olsun mazlumun ve adaletin peşinde olma düsturu yüklendiği adanmışlıkla işte o ülkü devletini kuruyordu. Yani tarihin hiçbir döneminde İslam'dan önceki tek tanrı inancında da ülkü devletinin dışında efendim bir kavmiyetin, bir nasyonalizmin, bir tahakkümün, bir hegemonyanın, bir kralın ya da başkalarını ezmek için kurdu. Tabii arada yanlışlar olabilir, yanlış krallar gelebilir.
zaten orada da sistemden kopulduğu için bozulma başlıyor. Bu Osmanlı'da da oluyor. Yani yanlış padişahlar var. Birinci Mustafa, üçüncü Mehmet mesela. Hürrem'in torunu. Yani bunlar yanlış adamlardı. Niye yanlış olmasın? Oluyor. Öyle olmasa başka olurdu. Yani birinci Mustafa gelseydi mesela. Şimdi bu adanmışlığı kaybettiğimiz için ülkü devleti olmaktan çıkıyoruz. Eğer o adanmışlık olursa, öyle bir ülkü devleti olursa, hangi etnik kökenden gelirse gelsin insanlar bu ülkeye sahip olduğu zaman, yani bu ülkeyi paylaştığı zaman, yani bir ideali Allah'ın yeryüzündeki kılıcı yahut ilahi kelimetullah, İslam'ın tarifi de bu. Aynı şey. Buna sahip olduğu zaman yeryüzünde bir adaleti tesis etmek için Allah adına, beşerin şaşkın bakışlarına değil, Allah adına onu yaptığı zaman onun ilmi de, yönetişimi de, onun otoritesi de sağlanır. Ama bunun altında bu adanmışlıktan kaçarak bir suistimal, bir kullanma, bir istismar varsa bunun bedeli sonraki nesle vurur, sonraki ondan sonraki nesle daha fazla vurur. Üçüncü nesil zillet içinde geberir. Biz böyle yaşadık bunu. Biz bu gebermeleri çok yaşadık. Ama birkaç kişinin imanıyla düştüğü yerden kalkmasını bildi. Bugün de bu ülkü devletidir. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Osmanlı, Osmanlı layüsel, Osmanlı cennet mekan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti aşağılık bir sistem. Böyle bir şey olabilir mi? Bunların hepsi birbirine tevarüs eder. Buradaki hastalıklarımız orada var. Oradaki hastalıklarımız. İbni Haldun buna şöyle söylüyor. Geçmiş diyor geleceğe bir su damlasının başka bir su damlasına benzediği kadar benzer diyor. Evet. Onun zaten bu devri dönüşüm tarih tezi doğru ya da yanlış ama evet tarih tekerrürden ibarettir diyor. Hiç ibret alınsaydı tekerrür eder mi diyor şair. Ama ben tekerrür ettiği kanaatinde değilim. Her gelen yeni bir şeydir. Böyle çünkü ya, saçma bir tekrar olmaz. Ama şöyle bir şey var. Abi tekrar var. Güneş nasıl her gün doğudan doğuyor, batıdan batıyorsa. Her gün mutat bir hayatı yaşıyorsak aslında yaşamıyoruz. Ama mutlaka tek düzelik, bir benzerlik, bir o damla benzetmesinde olduğu gibi neticede hepsi bir nutfedir, hepsi bir yosundur, hepsi bir okyanustur. Yaratılışın özü budur. Kıtaları su üstünde yarattık buyuruyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla bu kıtaların o su üstünde hareketi, elbette ki bazı iklim değişikleri, buzul çağının gelmesi, dönüşmesi, insanların işte gökyüzündeki hareketlerden etkilenmesi, bilgiden etkilenmesi mesela. Şimdi bugünkü yöneticiler mesela Obama, Putin, işte Türkiye, Amerika, Mısır, başka ülkeler. Mesela bir İskender'le karşılaştırılabilir mi? Boşuna İskender olmamış adam. 15 yaşına kadar Aristo'nun hocası, Aristoteles dizinin dibinde eğitim almış. Okumadığı kitap yok. 20 sene sonra Obama'nın adını kimse hatırlamaz. Hatırlamaz. İsterseniz bu İskender'in büyüklüğüne ikinci turda kısa bir moladan sonra devam edelim. 4. boyut programı Doktor Lütfü Şehsuvaroğlu'yla devam ediyor. Kısa bir moladan sonra söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. 4. boyuttan yeniden iyi akşamlar. Lütfü Şehsuvaroğlu'yla söyleşimize, konuşmamıza, programımıza devam ediyoruz. Şimdi siz Büyük İskender deyince benim aklıma İskender'in küçüğü olmaya Türkiye'deki adamlar da geldi. Herkes her şeyin büyüğü olmaya çalışırken bizde de küçük İskenderler çıkar biliyorsunuz. Şimdi bu madem biraz gene programımız her zamanki gibi şeyinden çıktı, ilk başladığımız yerden biraz ölüm, hikmet, hastalık, insanın kendisini hastalık üzerinden... Programda dördüncü boyut değil mi? Evet. Üç boyut var, dördüncü boyut dokunduğu zaman zaten çıkar. Çıkar. Şimdi bu İskender'e kadar gittik, ben biraz beriye geleyim.
şöyle bir mukayese nasıl... İskender deyip yaban atma. İskenderiye şehrini kuran adam. Yok ben... Bizim İskenderun şehrini kuran adam. Bak. Bu bağlamda onu yaban atmaktan... 324 İskenderun kuruluyor. 323 İskenderiye. Ben yani bu... gittiği yerde model getiriyor. Ayrıca Pers İmparatorluğunu yenmiş. Akabinde bütün Doğu'yu birleştiriyor. Fakat Doğu'ya giderken bugünkü ahmak batılılar var ya, sömürgeci batılılar. Bak İskender'e ve eski Helenizme, Helen duyarlılığına gönderme yaparlar ya. Yalan. Yani bu Amerikan ve İngiliz emperyalizmi dediğimiz, bu çağdaş batının nankör, sınır tanımaz Gülistan'a fil gibi girişi. Hah, ben tam buraya geliyorum. Burada İskender şöyle yapıyor bak. Makedonyalılara diyor ki İranlılarla, Doğulularla evlenin. 10 bin genci evlendiriyor. Savaşta yendiği kavme damat getiriyor. Veya gelin. İki Doğu'yla Batı'yı birleştiren bir figür ve fikir. Amacı aslında yeniden bu kaynaklara dönmek. Kaynaklara dönerken şöyle bir şifre var. Bu İskender'den önceki akalar, yani Yunanistan'ın eski sahipleri. Ben bugüne kadar şöyle bir tarih tezini savunuyordum. Bu Troyalılar bizim insanlarımız. İşte Etrüksler, Troyalılar, Anadolu insanı. Üç kağıtla suyun öte yanındaki insanlar sahte bir atla, atın içine insan işgalcileri koyarak sahtekarlıkla Troya'yı ele geçirdiler. Öyle değilmiş. Aslında mesela Akalar, aslında Akalar da Hint Avrupa dil ailesine, yani bizim dil ailemizden ve Orta Asya halkı. Akalar Batı'da insanlar sokaklardaki kedileri yerken açlıktan, vebadan kırılırken, İngiltere'de oturacak ev yokken, iki tahtayı taşı birbirine koyup dolmen denen yapı yaparken ve Avrupa o ormandan geçilmez Avrupa, insanlar vahşi bir toplayıcılık hayatı yaşarken Orta Asya'da ve Filistin'de ve Zagros, bugünkü işte Güney Kürdistan dediğimiz yerde, yani Kürdistan bir medeniyet doğuşudur. Onu da öğrensinler. Zagros, Filistin eteklerinde ve Sümerlerin olduğu yerde ortak atalarımız. Bunlar hem Orta Asya'da, Türkistan'da hem de Orta Doğu'da, yani iki nehrin arasında. İki nehrin arasında. Birisi Amudere, Sirdarya arasındaki Alpertunga'nın memleketi. Şenlikli ve çok zengin. Ve de sulama ve kanalizasyon şebekesi olan, şehirleri olan büyük bir medeniyet. İnsanlar şöyle zannediyor. Tarım devrimi oldu, medeniyet geldi. Bu Batı'nın anlattığı tarih. Hayır. Tarımdan önceydi sanayi devrimi. Çünkü bugün de hayvancılık bitkisel üretimden daha önemlidir. Büyük hayvancılık işletmeleri vardı. Milyonların idare edildiği. Aynı zamanda da Turfan şehrinde olduğu gibi M.Ö. 2500'de, daha öncesi 6000'lere giden var. Şimdi yeni araştırmalar var. Müthiş bir şehirleşme, hele Alpertunga'nın şehrinde musluklarından birinden suumuz akarken birinden su akıyordu. Yani Doğu Türkistan'da milattan evet. önce 5000 yılında su şebekeleri tabii, bulunuyor. Uzun yıllar evet, yerin altında evet. 57 kilometredir o. Evet. Şunu demek istiyorum, bu uygarlığı, hatta Megaron denen tapınak ve saray yapımı şeklini, o dikdörtgen sütunlar üstündeki, bu Avrupa zannedilir değil mi? Yani Anıtkabir'deki olsun diyorduk, şimdiki yeni sarayda da var galiba. Bu şeyin Yunanistan'daki, Atina'daki şeyin gibi, saray gibi ya da tapınak gibi. Bu stil akalardan gelmedir. Yani Orta Asya'dan Yunanistan'a bağışlanmış. Daha sonra tabii deniz halkları, adaları halkları isyan ederek akaları attılar. Ama sonunda Atina ve Sparta ve sonra Makedonya, sonra Roma
giderek bütün Avrupa medeniyeti bu miras üstüne şekillendi. Bir zenginlik de Mısır'dı. Hem buğdayını oradan alırlardı. Bir sürü senatodaki geveze senatör, onlara şey derler, boşa nutuk atana ne derler? Demagog mu? Demagog, evet, bravo. Demagoglar konuşurlar. Konsülün hoşuna giderse evine işte 3-5 çuval prim gider. Buğday gider. Sonra tabii Nil'in taşması hadisesi kıtlık getirince netice itibariyle buğday gitmez olur. Dolayısıyla Roma bu sefer de kuzeydeki ormanları yakıp tarla açmaya başlar. İşte Galya'ya kadar giderler. Demek ki hadiselerin arkasında bir de bu tarım mevzu var. Yani var. Buğday. Peki şöyle diyelim, şimdi biz programın başında Müslümanlar olarak bizlerin, yani Müslümanlar diyerek bizim dışımızdaki dünyayı kendimizi dışına atarak konuşmayarak içinde bulunduğumuz... Ya Peygamber Efendimiz dese biz Müslümanlar böyle bir ekonomi kuralım, böyle bir devlet kuralım veya Kur'an Müslümanlara torpil yapan ve Müslümanların diğerlerini ezmesi için onlara mesela Yahudilerin beklediği gibi bir tanrı mıdır? Değildir. Bütün insanlardır değil mi hitap? Evet. Bu Müslümanların şu anda içinde bulunduğu zilleti özellikle son 30 yıldır Sovyet blokunun çökmesiyle birlikte başlayan ve ikinci Haçlı Seferleri dönemini tetikleyen unsurlara bakmak için biraz geriye gidelim. Madem kadim şeylere de atıfta bulunduk. Şimdi Haçlı Seferi... Atıfta demedi. Bugün Sayın Başbakan katil zanlısı dedi. Ha. O katil zanlısıdır. Ha. Katil başka bir şeydir. Evet. Hazır demişken Rusya'ya, Sovyetlere geldim. Putin görüşmesine de girelim bir ara. Ona girecek kadar zamanımız önemli olur mu bilmiyorum. Çünkü devlet yetkililerine. Tamam. Söyleyelim. Şimdi Alparslan'ın 1071'deki Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra Anadolu'ya Türklerin girdiği tarih itibariyle... Daha önce girdik de o tescilledi. Tescillendiği zaferin. Tarih itibariyle... Yani şöyle Diyojen, biz şöyle değil, Anadolu'nun kapısını tek mühürle kırdık, daldık anasını satayım, İstanbul'un kapısına kadar dayandık, oradan da Viyana kapısına dayandık. Böyle bir işgalci fetih anlayışı olmaz. Anadolu Türkleşmesi, İslamleşmesi fetih diye yazılanlar hepsi yanlış. Biz davet üzere geldik buraya ve eskiden de buradaydık. Bir ara gittik. Tekrar geldik, hatırladık. Ve unuttuğumuzu, yitirdiğimizi aramaya geldik. Biz buradaydık. Mustafa Kemal'in de tarih tezi böyledir. Fatih'in de. Fatih'den alır ilhamını o da. Fatih'in de tarih tezi böyledir. Yani Ayasofya kilise hiçbir zaman olmamıştır. Ayasofya Allah'ın mabedidir, Süleyman'ın mabedidir, camidir. Ayasofya kimliğinden bu paganlar çıkardı. Çok tanrı inananlar, üçlemeye tapınanlar. Biz Ayasofya'yı aslına rücu ettik der. Fatih tarih tezinde olduğu gibi Alparslan meselesi böyledir. Daha önce yoksa 71'de Malazgirt'tesin, 72'de İznik'tesin böyle bir şey olabilir mi? Bu Anadolu Türklerle kaynıyor. Sizin ifadenizle Malazgirt Meydan Muharebesi Müslüman Türklerin yeniden Anadolu'ya kendilerini davet üzerine gelip tescil ettiği tarih. Yok, davet eden de Bizans. Heh. Zaten Bizans'ı biliyorsunuz Latinler evet. işgal ediyor. Ayasofya'da Bizansları, Bizantiyon o insanları katlediyorlar. Doğu dinlerini yani. Evet. Latinlerin zulmünden kurtulmak için bize Edirne'de kale veriyorlar. Bu evet. dönemin Avrupa'sındaki bütün müesses nizamı Alman, Fransız ve İngiliz paytahtlarını endişelendiren ve Haçlı seferlerini tetikleyen bir unsur oluyor. O vakte kadar, evet. Arapların o bölgedeki fetihleri, akınları Anadolu üzerinden diğer coğrafyalara fetih şeyine çıkmaları Batı'da böyle bir endişeye yol açmıyor. Var tabii, Eraklius var mesela, Ereğli'deki kral, o onların var tabii ama. Yani bu neticede Bizans'ın da burada kolonileri var ya, evet. Roma'nın yahut, onların endişeleri oluyor tabii. Keza 18 defa İslamlar İstanbul'u kuşatıyorlar ama alamıyorlar. Bu Türkleri nasip oluyor. Ama işte Türklerin Anadolu'yu kalıcı bir toprağa dönüştürmeleri orada Arapların bir şeye yol açıyor. Toprak sistemidir o da.
Şöyle bir Bizans'ın, şey ki... Bizans'ın ikta sistemini alıp miri sistemle birleştirerek bu tımar sistemimizi kurduk. Bizim köylü imparatorluğumuz, neticede büyük köylü imparatorluğudur. Çifthane sistemine dayanır ve tam bir sosyalist ekonomi modelidir Osmanlı toprak sistemi. Bu köylü imparatorluğu bir cihan devletini ve bir medeniyeti inşa etti. Aslınlarına kopmayarak. İşte bu sistem temelinde yatan insana insan olarak değer veren ve önceki birikmiş bütün unsurları da terkip yaparak. İskender'de niye bahsettik? İskender daha önceki Satlap, yani Perslerin Satlap diye bırakıp gittikleri Adem-i Merkeziyet gibi bir modeli. Yani insanlar yerel yönetimleri bırakıyor işleri ama otorite orada kalıyor. Osmanlı'da da vardır bu. Yerel yönetimleri serbest bırakır ama Osmanlı idaresindedir insanlar. Valiler, işte yerel yönetim kimlerse. Balkanlar'da başka yapabilir, Orta Doğu'da başka yapabilir. Bu Perslerin de yaptığı bir model ama bunu İskender geliştirdi ve o Satlap modelini alıp yeni bir model uyguladı. Buradan bizim çıkaracağımız dersler de şüphesiz var ama sen neye bakıyorsun ben? Sana bakıyorum. Yani sözünü bitirmeni bekliyorum. Bir şey vaktimiz söyleyeyim. Yani. Vaktimiz var şu anda. Şimdi bir... seyircilerimizi elbette ki ölüm hissiyatı her Müslümanın her dem yatarken başını koyarken bile yarına nasıl çıkacağını bilerek bakması gereken bir iş. Bir de milletlerin ölümü var. Duygusunun ölümü, ülküsünün ölümü. Kaybettikleri yüzünden ölüm. Bazen kazanır gibi yaparız ama kaybederiz. Bu müthiş bir içe kanser gibidir. Öldürür adamı. Bugün yaşanan bu gibi geliyor bana. Yani İslam'ın esas değerini kaybedip, zarfında kaybolarak, sanki İslam böyle kapitalist bir model öngörüyormuş, insanların liberal olmasını istiyormuş, çok cipli, çok eşli, çok saltanatlı, çok odalı, büyük işler yapmak istiyormuş gibi sunuluyor. Bu doğru değil. Aslında burada şuna geleceğim. Bir sürü şey birbirine... Şuna gelmek istiyorum. Yine aynı tezgah, aynı rol. Papa geldi. Çok ciddi alınsın istiyorum. Papa geldi. Papa hiçbir yeteneği olmayan ve o Roma'daki merkez tamamen bir entelektüel yaratışın, yüzyılların, Batı'nın ayakta kalma stratejisinin yalandan bir kalesidir. Hiçbir geçerli yoktur Hristiyanlar için bile. Bu model yalnız İngiliz'in ayrı çekmesi, Fransız'ın ayrı çekmesi ve Avusturya Habsburg'la kuzeydeki Almanların da yeniden dahil olmasıyla, işte İspanya, bütün bu Avrupa'daki bu Haçlı ruhunun yeniden alevlenmesi ve varlık stratejisine dönerek dinden kaynaklanan iktidar söylemini perçinleyen bir müessesedir. O kadar. Fakat bu Orta Batı'nın ve şimdi Orta Batı'yı yöneten İngiliz Yahudi medeniyetinin ortak bir simgesi. Papa geldi ve biz Papa'ya göçmenlerimizle övündük. Değil mi? Papa takdir etti bizi. Teşekkür etti, takdir etti. Göreviniz bu dedi. Yani Türkiye'nin görevi kamp kurmak. Uluslararası göçmen kampı. Türkiye'nin kendisi. Artık kilis kamp değil biliyorsun. Zaten genel müdür de, emniyet genel müdür de açıkladı. Bütün Türkiye kamp. Ve Avrupa buna karar verdi. Papa bunu dinen kutsadı. Bundan sonra Türkiye Avrupa Birliği üyesi yapılamaz. Eşikte bekletme projesi el an devam edecektir. Ve ayrıca da Avrupa'nın tampon bölgesidir. Avrupa'ya göçmen istemez Avrupa. Bir adet bile onu rahatsız eder. Bu şöyle de savunulamaz. Yani yetkililerimiz şöyle savunuyor. Biz işte 200 milyar harcadık, siz 200 milyon bile vermediniz. Bu geçti kardeşim. Senin görevin, Papa'nın da kutsadığı gibi, Avrupa'nın da ve arkasındaki İngiliz Yahudi medeniyetinde, İngiltere, Amerika ve İsrail, karar verdiği gibi, sen bundan sonra demografik yapın değişecektir. Biliyor musunuz Urartu medeniyeti nasıl yıkıldı?
Hiç kimse yıkamazdı. Asurlar da yendiler. Nasıl yıkıldı? Göçle. Asurlar nasıl yıkıldı? Sami ırkı o kadar arttı ki Asur'u yıktı. Göçle. Aramiler. Bu Yahudiler yıkılınca Babil serbest kaldılar ya. Bunlar arttılar nüfusları. Sonra doğudan insanlar geldiler. Ve Urartu onları yıktı. Göçle kendiliğinden. Göç bir memleketi yıkar. Demografik yapısını değiştirir. Kimliğini dönüştürür. Yani bu göçenler kötüdür. Peki göçen bitirmek, madem bunu söylüyorsunuz 60 bin tane Yezidi niye Mardin'e yerleştirildi? Şimdi bu teferruata girme. Bak onları tek tek inceleyelim. Ben bir esas perspektif, yani Batı'nın perspektifini kazanalım. Oyunun içinde oyunu anlayalım. Ondan sonra göçmenlere hizmet, onu nasıl kullanacağımız için de stratejim var. Her şerde hayır, her konuda şer vardır. Hayırları şere dönüştüren insanlarımız da olur, yöneticilerimiz de. Şerleri hayırlara dönüştürenler de olur. İşte onlara biz Fatih diyoruz. Şimdi bu 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon, belki daha fazla İran ve Irak'la komşu olmayan ve muhtemelen Laskiye'ye kadar uzanan yeni bir İsrail, ikinci Kürt, yani İsrail projesiyle ve bu İngiliz Cihat Ümmeti'ne hizmet edecek bir Kürdistan'la, Kürtlere değil de böyle bir coğrafyada yeniden yapılanma ve altında da Bağdat ve Şam, yani halifeye kadim olana gönderme yapan bir terörle tartılan İslam. Şimdi İslam devletleri kötüydü. Değil mi? Arabistan, şu biz dahil herkes. Biz Kemalist, öbürü aşırı Müslüman, öbürü Vahabi, Vahabi öbürü gerici, öbürü Şii. Şii. Herkesin birbirine yargısı var. Ve bu tek tek İslam devletlerinden bir halt olamayacağı, en azından hiç olmazsa Atilla gibi, Cengiz gibi, tarihte olan gibi bir ders almayacağını da bildiğimiz için bari Avrupa Birliği'nden ders alıp da bir uluslararası sistem kursalardı diye düşünürken, yani bir İslam konferansı, bir İslam birliği düşünürken, 100 yıl önce bile Namık Kemal, Mehmet Akif, bütün mütefekkirler daha sağlıklı düşünürken, şimdi beynimiz kanser oldu. Düşünemiyoruz. Bu kadar kafasız bir İslam var. Kafa yok. Kafa da yok, başka yok. Şimdi bu böyle bir şeyde muhtemel olan hilafet, muhtemel olabilecek yeni tesir adımlar, alanı, yani bir beklenti, Batı'nın çökmüş, Batı'nın spenklerden beri ruhen de çökmüş Batı'nın alternatifi olabilecek bir medeniyeti, siyasi projeyle de kurabilecek bir İslam, bu meziyette bir İslam, bir IŞİD terör örgütüne ram oldu ve bu yarın tezi daha doğmadan öldü. Ölmedi mi? Evet. Bizzat Müslümanlar, biz haklı olarak, bizim Sayın Cumhurbaşkanımız da diğerleri de haklı olarak savunacak bir tarafı kalmayan, savunulamaz da zaten, terör örgütüdür ayrıca. Fakat bunun neyi yok ettiğini, hangi perspektifi, hangi projeksiyonu, hangi gelecek kurgusunu, hangi ülküyü tarumar ettiğini ve hiçe indirdiğini tasavvur edelim. Evet. İkinci molamızı verelim. Bunu hemen molayı ver ama Putin ile Papa aynıdır. Peki. Şunu söylemek istiyorum. Amerika ile Sovyetler Birliği'nin çok iyi uyumu vardı eskiden. Soğuk Savaş döneminde. Ülkeleri onlar paylaştırırlar. Yani onlar kendi aralarında anlaşırlar. Altta şeyler ezilir. Değil mi? Çimenler. Çimenler ezilir. Bu gelenek devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile müttefik gibi olsak da iç içe birbirini boğazlayan ve bölgede sıkıntılar yaratan, işte IŞİD'de de olsun, Suriye'de de olsun, Irak'ta da olsun, hiçbir politikamızda uyumumuz yok. Ama hala stratejik müttefikiz. Amerika ile mi? Amerika ile. Rusya ile de, Amerika bir yerde uzakta, de. Şunu söylemek istiyorum. Amerika uzaktaydı ve Türkiye gerçekten de, Sayın Cumhurbaşkanı'nı da tebrik etmek lazım, İsmet Özel'in Kalın Türk'ü oynadığı gibi oynadı, anlamıyormuş gibi konuşarak. Bu Milli İstihbarat Teşkilatı'nda büyük başarısıdır. Türkiye, Batı'nın isteklerine ve hem Mısır'da, hem bölgede, hem Orta Doğu projesinde arzularına sanki yatmış gibi gözüküp alttan alta ters ters işler yaptı. Bunu İbrahim Karagül de güzel yazar. Ters ters işler yapmaya kalktı, daha doğrusu becerip beceremediği henüz meşkuk.
Fakat Amerika bundan rahatsız tabii. Dolayısıyla real politik zeminde Rusya ile anlaşıp meseleyi Rusya'ya havale etti. Şu anda Rusya ile Putin'le görüşmelerde psikolojilerini iki liderin izledim. Tabii birisi müthiş KGB başkanı. Sultan'la Çar bir araya geldi. Birisi tabii KGB başkanı, biri de artık MİT'in başkanı diyebiliriz yani. Yani devlet başkanı. Yani eskisi gibi değil artık. Kasımpaşalı değil. Türkiye Cumhuriyeti'ni öğrenmiş bir cumhurbaşkanıyla baş başayız. İki derin devletin temsilcisi konuşuyormuş gibi birbirlerine göndermeler yaptılar. Reel olarak da, gerçekte de, legal olarak da başkanları, değil mi? Şimdi burada Putin'in söyleminde Suriye politikasında, diğer Orta Doğu politikalarında Rusya'nın çok önemli, eskiden beri Sovyetlerden beri bir stratejisi var. Bunu Amerika ile paylaşıyor. Şimdi muhtemelen benim yani hiçbir stratejisi bu aklına gelmiyor da. Ben bu tabii maziyi çok okuduğum için bu eski raporları, eski çalışmaları oradan mutlaka bir birikim oluyor. Yani hem İngiliz arşivlerine bakarlarsa, hem Moskova'daki arşivlere bakarlarsa, hem Amerika'nın bize öğrettiklerinden edindiğimiz bugün real politik zeminde Amerika Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirerek daha somut hem Suriye'de, Mısır'da hem etrafta yer alanlarda işte doğalgazı ucuzlatma jesti yaparak da Rusya'nın Bulgaristan'da kapısı kapandı o Slav Balkan coğrafyasında orayı açarak işte Kırım meselesi var, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri var. Çok somut ilişkilerimiz var. Yani Amerika kadar yani Amerika ile daha soyut, daha sanatsal, muhayyel, global, muhayyel işlerimiz var ama burada somut komşuluk durumlarımız var. Can acıtacak durumlar var yani. Peki bunu biraz... Şimdi o yüzden Putin'le görüşmenin arka planında bir bu Amerika'nın Rusya ile anlaşarak koyduğu ama zaman zaman Türkiye'nin hamisi girmiş gibi de araya girebileceği, şu anda giremiyor Amerika. Girse de tam başaramıyor bölgede. Rahatsızlık var. Bir Amerikan düşmanlığı da var. Bu Amerika'nın istese de halledemeyeceği bir şey. Geçenlerde BBC'de ve CNN'de o eski programları izledim. Yani hem mesela IŞİD meselesinde günah çıkarıyorlar. Sünnilere yönetimde hak vermek lazım. Ama oraya tayin ettikleri dangalak vali tamamen intikam alıcı, değil mi? Teleferi bombalayıcı, iki tane terör eylemi oldu diye bütün Sünnileri ezen, şimdi de Sünni alternatif baş belası, değil mi? İttihat Terakki'de bizi Osmanlı'nın yok edilmesinde bir Jön Türk hareketinin, İttihat Terakki hareketinin doğacağı nasıl malumsa, burada da Sünni Arap geleneği Orta Doğu'nun bunu doğuracaktı. Vazgeçilmez aksıdır, öyle değil mi? Yani İslam coğrafyasında bir Türk direği varsa ümmetin, bir de Sünni Arap direği var. Kesinlikle. Bunu yok sayamazsın. Evet. Elbette ki Şia'yı da sayacaksın. Ama ana direk Sünni Arap direğidir. Bunun bir tarafı Vahabi ile kirlenmiş olabilir. Ama neticede peygambere dayanan bu Sünni Arap direği vazgeçilmez, devredilmez bir sosyal psikoloji olarak, bir felaket olarak Orta Doğu bataklığında duruyor. Bunu bu yok sayamazsın. Olay versem iyi olmaz mı? Dördüncü boyut kısa bir moradan sonra Lütfüşeh Suvaroğlu ile devam edecek. Bizden ayrılmayın. Dördüncü boyut Lütfüşeh Suvaroğlu ile devam ediyor. Siz gündem, bizim kendi programın gündemi de çok farklı mecralardan dolaştı. Geldi ve Putin'in Türkiye'yi ziyaretiyle en son mola verdik. Şimdi Putin, Papa, evet, bu akşam da sanatkarlar. Biz, bunlar sadece sarayın tescil edilmesi ve ağır misafirlerin ağırlanması için yapılıyor değil herhalde. Yani sarayın bir meşruiyet sorunu mu var sizce? Hayır, bazıları böyle yorumlayabilir. Yani Putin geldi, ağır misafirler geldi, Papa geldi, bu akşam da işte sanatkarlar geldi. Bu küçük kafaların yapacağı iş. Ben şunu söylemek istiyorum. Şöyle bakıyorum. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin meselesi, Türkiye'nin gündemi ne açılım denen CIA ile MIT'in anlaştığı David Phillips'in ve Henry Berkey'in yazdığı 22 maddelik iflas etmiş projedir. Ne Kobani'dir, ne göçtür, ne sözde demokratikleşme, ne şu ne bu. Türkiye bir devletse, tarihte devletlerin akıbetlerini ta Urartu'dan da alalım, Perslerden de alalım, Akalardan alalım, Helenlerden alalım, Makedonyalardan alalım,
İngilizlerden alalım. İsteyen Tudors filmini seyretsin ya da White şeyi kraliçeyi, beyaz kraliçeyi, Elizabeth. Ya da bizim işte şimdi Ertuğrul yayınlanacak, onu seyretsinler. Hürrem'i de seyredebilirler. Doğrudur. Bu saray entrikaları içerisinde envai çeşit melanet olabilir. Fakat ülkelerin bir de işte biraz önce bahsettiğimiz ülküleri vardır. Varlık gerekçeleri. Ülkeleri ayakta tutan, devletleri ayakta tutan felsefeleri. Buna baktığımız zaman yukarıdaki Rusya hala büyük bir güçtür. Kırım meselesi ve Türk dünyası meselesi önemli bir güçtür. Rusya'nın büyük güç olması önemli değildir. Onu oynayan manivela, yani İngiliz Yahudi medeniyeti. Sadece Amerika Birleşik Devletleri demiyorum. O global güçlerin dünyayı tanzim etmekteki planları ve o planlarının arkasındaki İskender'de olan ahlakın dolmayışı, ne kadar zulüm ve ne kadar daha büyük işkencelerin, ne kadar daha büyük felaketlerin kapıda olduğunu bize hatırlatır. Evet. Şimdi o yüzden de biz dönüp şöyle kendi komşularımıza bakacağız. Şöyle bir eleştiri aldım. Senin de tanıdığın Atasoy Müftüoğlu Bey bu programa bir denk gelmiş. Hı. Benim senin tarafından rehin alındığımı ve konuşturulmadığımı ses yapmış. O senin söylüyor. Diyor ki 15 Allah dakika. Allah sağlık versin. Evet. Evet, 15 dakika bekledim diyor. İyi değil mi? Bir de sen mevzu ile ilgili ne söyleyeceksin diye. O biraz şeyden yani evet biraz da ben susayım. Yok. Susmak çok önemlidir. Bir gün susma dersi alalım. Siz susarsanız program daha doğrusu, olmaz da. Program olmaz. O yüzden susma için bir kitap tavsiye edeyim dinleyicilerimize. Evet. Siddhartha. Siddhartha. Hermann Hesse'in Siddhartha romanını okusunlar. Bugünlerde biz tabii zamanımız dar olduğu için, benim de vaktim kitaplardan dolayı müsait olmadığı için mecbur konuşuyorum. Bir de bu meseleler milletin bilmesi gereken meseleler. Burada ama şeyde biz stratejist ya da söylemek lazım. Medya kolikler gibi, medyamenler gibi, medya maydanozları gibi çıkıp gevezelik yapmak asla hoşuma gitmez. Lazım. Memleket meselesi oldu. Bizim Rusya ile olan işte ben bu lafları sevmem, yok stratejik ortak, yok bilmem ne filan, bunların hepsi albenili lafların altında mutlaka bizim kayıplarımız da şeydir. Şimdi biz Kırım'da, Suriye'de ve pek çok mevzuda ortak el attığımız her yerde, Mısır'da, Mısır'a da el attık. Yani sorumlu olduğumuz yerler var. Libya. Rusya ile rekabet halindeyiz. Afrika, en az Amerika kadar. Orta Afrika var. He. Önümüzdeki asır Orta Afrika. Şimdi bu bizim Rusya ile olan işbirliğimiz kalıcı bir şeye dönüşebilir mi? Yani hayır. Hayır, burada bir tehdit var. Evet. Yani öyle kolay değil. Yani stratejik bir tehditler demedim. Hayır. Yani yok yani bunu genel anlamda böyle tarihsel bir ya. Tarihsel bir Türk-Rus savaşları var. Osmanlı'nın şeyi orada başlıyor işte. Burada çağdaş bir savaş söz konusu. Savaş ise savaş. Bu soğuk savaş gibi bir şey. Yani iki kutuplu dünyadan çok kutuplu ya da bölgesel kutuplu ya da tek kutuplu diyebileceğimiz. 1739 mu? Türk-Osmanlı Savaşı. Ayas Stefanos'a kadar. Yani 93 harbi dediğimiz harbi dayandı. Yani aslında süre, o devam eden süreçtir. Ama aynı zamanda bizi onunla musallat eden İngiliz tehlikenin daha büyümesi karşısında sahip çıktı bu sefer bize. Yani %25 faizle kredi vererek. Rusları durdurdu. Kırım'da beraber savaştık. İngiliz aklıyla, askeri gücüyle. Ama aynı zamanda bu yetmedi. Bir de Ruslar Erzurum'a, Erzincan'a kadar geldiler. Ankara'ya da gelirlerdi. Ama ne oldu? Devrim oldu. Devrim malum. Lenin'in de İngiliz entelijansiyasıyla işbirliğinden bahsederler. Yani devrim bizi kurtardı. Daha doğrusu belki de İngilizlerin Osmanlı ile ilgili beklentileri ta Kral Henry'e dayanır, Elizabeth'e. Yani Henry zamanında, Henry'nin bir danışmanı, o da Henry, Tanrı doğudan şeytana tapanları, kafirleri gönderecek, Türkler yani. Onlar senin Papa'ya karşı, İspanya'ya karşı, işte Fransa'ya karşı üstünlüğünü sağlayacaklar. Yani stratejik müttefik. Hayali adayı bile birleştirememiş, küçük İngiliz adasını bile birleştirememiş, İskoçları bile, Galleri bile henüz halledememiş İngiliz kraliyet ailesi, paçasını toplayamayan İngiliz forsu, üzerinde güneş batmayan imparatorluklar kurdu. Osmanlı'yla. Biz kurduk.
Bizim sayemizde oldu. Biz tabii ilahi kelimat Viyana kapılarına kadar dayandığımızı söylüyoruz ayrı. Fakat işte Henry stratejisi, oturduğu yerden ahkam kesme, senaryo yazma becerisi, dünyadaki bu dengeleri kendi lehine yonttu. Ben de diyorum ki, hani bizim askerler girmiş de Büyük Orta Doğu planının haritasını görmüşler, Amerika birçok senaryo yazmış ya, korkmayalım. Amerika 50 tane senaryo yazar, hepsi de birbiriyle çelişkili olur. Bugün İslamcı tutar, eskiden Kemalist tutup Batıcı değil miydi? Onlar da zannettiler ki Batı hep bizi tutar. Hayır. Yani kendisine düşmanı da tutar. Saddam'la o Müslüman da zannetmesin ki Amerika iyidir beni tutuyor. Düşmanla yatağa girilmez. Saddam'a kuvvete girmeyen kim? Amerikan mülkiyetçisi. Bunlar hepsi malum olduğu halde bu bilgi toplumu olan Amerika'da envai çeşit senaryolar üstelik birbiriyle çelişki senaryolar yazılır. Mesela bir senaryo uygulanır. İşte oraya atadı vali. Vali yanlış etti. Şimdi Amerika aklı konuşuyor. Yanlış yaptık diye konuşuyorlar. Doğru yaptık diye bağırmanın, zırlamanın, inat etmenin alemi var mı? Ama Türkiye devleti... Bir de ölen Müslüman olduğu için zaten çok üzülüyor değiller. Biz kendimize gelelim. Yasin onu demiyorum ya. Gavurla uğraşma. Ölen Müslüman diye. Elbette uğraşmayacak. Müslüman ölürse ölsün. Yani bunu bir Müslüman olarak ölen Müslüman değil. Elbette. Ya bu malumu ilamı bütün Müslümanlar yapıyor. Ya siz Amerika'dan ne bekliyorsun kardeşim? Hiçbir şey. Şey mi? Yani merhamet mi bekliyorsun? Hayır. Müslüman demokrasi getirdik. Askerlerin burnu üstü. Hani beraber gidecektik. Ne oldu? Cemaat hani paralel yap, niye böyle yaptın? Ya bunlar olur mu ya böyle şeyler? Bu yanlışlarla böyle düşünce olmaz. Ben diyorum ki, ben onların bir modernist beğeniyorum. Diyorum ki, yanlış yapıyor. Evet, hepsinde yanlış yapıyor. Fakat senaryo yazıyor adam. Birbiriyle çelişen. Şimdi mesela bizim hükümetimize ya da devletimize MİT'le PKK anlaşmış, CIA anlaşmış. PKK'lı efendim teröristler dışarı çıkarılacakmış. Çıkarken de ola ki Esad gitmiyor. Esad'a karşı bir mücadele lazım. Bunu ya Akan Albayrak savaşacak değil. Türkiye'de savaşacak Müslüman da yok. PKK'nın savaş tecrübesi var. Söyleyeyim bakımından söylüyorum sevdiğim için. PKK yani bu Orta Doğu İslamı için fedakarca işler yaptığı için söylüyorum. Bekaroğlu yapmadım mesela. Bekaroğlu evet. Doğu grubunu söylüyorum. Nihat Genç hepsi dahil. Şimdi bir şeyler yapmak istediler. Bunlar mı savaşacak? Savaşmayı ne bilir? Yani çakar almaz sıkamazlar. O zaman devlet dedi ki PKK tecrübeli. Esad'a karşı savaşsın. Bunu da yutturacağını zannetti. Ne oldu? O yutmayınca başka bölgede başka manevralar geldi. Bu da tabii şüphesiz Amerika'yı rahatsız etti. Şimdi senaryo üstüne senaryo yazıyorlar. Şimdi ben soruyorum. Çok bilmiş stratejistler, çok bilmiş istihbaratçılar, çok bilmiş başbakan danışmanlar, cumhurbaşkanlığı danışmanlar, şunlar bunlar. Devletten maaş yiyenler. Bir gün oturup bir strateji eseri, bir senaryo yazdım. Gazete muhabirleri gibi, televizyon sunucuları gibi dikkat et. Olanı anlatıyor. Putin böyle dedi, Cumhurbaşkanı böyle dedi. Hepsi de iyi niyet gösterisi. Ya felaket senaryosu yaz kardeşim, felaket. Bizi Viyana'da niye kaybettik? Felaket senaryosu yazmadığımız için. Kara Mustafa aklıyla olmazmış. Çok iyi bir arkadaştı Kara Mustafa. Tam Türk'tü. Ama olmaz. Türklerin istikbali Türklere bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir. Bütün aklı kullanmalıyız. Oturup senaryo yaz. Mesela de ki, ya bu yanlış. Mesela şöyle, zoraki terör örgütünün silah soluyla aldığı, çünkü öyle anlatıyor örgüte. Masaya da seni söke söke oturtturduğu. Bir şeyden kardeşlik türküsü doğar mı diye bir sor bakalım. Evet. Şimdi peki bu Kürt açılımı ya böyle yaptım yanlış da ya. Şimdi de adım Richard olsa dinlerler. David olsa dinlerler. Ama şimdi adım Lütfü, Yasin, Ahmet olduğu için dinlemiyor. Niye? Kendi bu oyun bozuculuk. Ya senaryo yaz kardeşim. Birbiriyle çelişsin. Otur konuş. Burada... Şüphelenme adamından. Adamından şüphelenme. Oyunu bozuyor deme. Türkiye'nin aklını kullan. Şu anda bak. Fatih'in de dedim ya İstanbul'un fethinden daha büyük bir iktidar var. Ayrıca da Atatürk'ün iktidarından, Menderes'in iktidarından yani hem Cumhuriyet döneminde... Ben böyle bir şey söylemiştim de şimdi, Sözcü Gazetesi'ne manşet hayır olmuştum. Hayır şöyle. Yani tiranlar demokrasiyle gelirler. Ben tiranlık yanlıştır demiyorum. Tiran imanlıysa ve bilgiliyse bana ne tiranmış? Ben memleketi düşünüyorum. Demokrasi türküsü, demokrasi gösterisi de şart değil. Şimdi ben demokrasiye karşı olduğum anlaşılmasın. O manada söylemiyorum. Önemli olan asıl olan memleket mayasıdır. Önemli olan zaten
bilenle bilmeyen bir olur mu? Bir moderatör repliği söyleyeyim, sözlerimizi toparlayalım demiyorum. Yazılsın diyorum. Ben diyorum ki memleketin bilgi hazinesi çok. Bunlar televizyonlardan, partilerden, şirketlerden, odalardan, sahte sivil toplumlardan ibaret değil. Türkiye'nin beyni, Türkiye'nin aklı elbette ki bütün bu global tezgahları yıkacak kudrettedir. Ama bunu sadece Yeni Mahalle'nin polisi istihbaratına bırakamayız. Tamam. Türkiye'nin şimdi aklını kullansınlar. Programı ben kapatmazsam bizim teknik yönetmen kapatacak. Onun için ben mertlik bizde kalsın. Zaten artık şifa buldunuz. Cenab-ı Hak size sağlık, sıhhat, afiyet verdi. Şiirle yeniden, kapatalım. Yine şiirle olsun. Şiirle kapatalım. Yeniden aramıza geldiniz. Teşekkür ederim. Ben de mutlu oldum. Evet. Dördüncü boyut Lütfü Şeyh Faroğlu. Hayat devam ediyor. Bir şiiriyle bu hafta final yapıyor. Buyurun. Hani yabancılaşan nesiller ve yabancılaşan dostlara karşı söylüyorum. Aşinadır bizge her dem, aşinadır bizge her dem cihanı ahir perest. Halimizden nice bilsin, zahidi zahir perest. Etmezem mikrah etimden sabah akşam yerse de, müfteri hoş görmemiş, ta yazılıp ruz eylesin. Yani bize tanıdıktır öbür dünyaya inanan. Bu dünyaya tapınanlar bizi bilmez. Müfteri iftira atan etimizden, hani Müslüman etinden gelmiş ya ağzında, sabah akşam etimizden yese de diyorum, onu hoş görmemiz ta Eles gününde yazıldı. Biz onu hoş görürüz. Evet. Hoş görmek iyidir. Dininize sağlık. Tekrar geçmiş olsun, programımıza renk kattınız, şeref verdiniz. Dördüncü boyut burada bu hafta sona erdi. Yeniden görüşmek üzere.